İnsan ve Anlam. Efendim iyi akşamlar. TRT 1 Radyosu mikrofonlarına ve İnsan ve Anlam'a hoş geldiniz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da insana dair bir konuyu ele alacağız. İnsanın hayatında anlam ifade eden ve doğru anlaması gereken bir kavramı konuşacağız. Bu haftaki konumuz doğal afet. Ve doğal afet kavramını konuşmak için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Osman Öncel ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Siz de davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Hocam aslında bir deprem ülkesiyiz, bir afet ülkesiyiz ve belki de iklimlerin değişmesinden dolayı bütün dünya aslında bir afet gezegeni. Sizin uzmanlık alanınız deprem. Ancak ben afet konusuna ve doğal afet konusuna biraz daha öncelik vermek istiyorum. Biz afeti ve doğal afet kavramını nasıl anlamalıyız? Evet, afet deyince her şey işin içine giriyor. Doğalı da, beşeri olanı da işin içine giriyor. İşte savaşlar bir afet. Tabii ki bunun temelinde beşeri bir insan etkisi var. Doğa kökenli afetler deyince de işte deprem olabiliyor, heyelan olabiliyor, çığ olabiliyor, sel olabiliyor. Temel etki eden faktörü tabii ki doğal olduğu zaman ya da doğa kökenli olduğu zaman doğa afeti diyoruz. İşte pandemi belki bir biyolojik afet olarak girebiliyor. Şu anda afeti yaşıyoruz. Her zaman bir afetle mücadele içerisindeyiz. İnsanoğlu şu anda da işte bir savaşa bağlı ortaya çıkan bir afeti yönetmeye çalışıyor. Onunla baş etmeye çalışılıyor. Bununla ilgili de bir risk yönetimi çalışması yapılıyor. Tabii ki temelinde insan varsa insan kökenli afetler. Temelinde insan yoksa yerin altındaki ve üstündeki gravite ya da sıcaklığa bağlı yer değiştirmeler ve ilişkin değişiklikler varsa, kayıplar varsa buna da jeofizik ya da doğa afetleri diyoruz. Hocam sizin bu söylediğinizden şunu anlaşıyoruz. Belki insanlık önümüzdeki yıllarda dijital afet yaşayacak ya da teknolojik afet yaşayacak. İnsan kaynaklı afetlerden bahsettiniz. Tabii insan kaynaklı afetlerden insanlık sorumlu. Ama biz genelde kendimizi bu konulardan sıyırmak istiyoruz. Sanki biz insanlık olarak bir şey yapmıyoruz ama. Peki insanlığın şu anda doğayı yanlış kullanması ya da bilinçsizce kullanması, kendi nefsani arzularını tatmin etmek için kullanması doğal afetler üzerinde bir tetikleyici etki yapıyor mu? Tabii ki yapıyor. Yani şu anda mesela insanlar deprem üretebiliyor. Amerika'da kaya gazından deprem üretmek için Amerika'da çalışmalar yapılıyor. Amerika bir zamanlar petrol ithal eden ülke olmaktan kaya içerisine yüksek basınçta vermiş olduğu enerji ile oradaki kayayı kırarak deprem, petrol çıkartmak için deprem üretiyor. Tabii ki buna petrol depremleri diyoruz. İnsanlar her türlü çıkarları için ne yapabiliyor? Doğanın kendi oluşum düzeni içerisinde bir afet olmadan da depremi meydana getirebiliyor. İşte nükleer patlatmalar ya da denemeler ve bağlı olarak da afetler meydana geliyor. Türkiye'deki deprem istasyonlarının kurulmasının temeli de Rusya'nın nükleer denemelerini izlemek amaçlı bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin doğusunda bu istasyonların depremi bahane ederek aslında deprem gerekçeli olarak kurulması ama Rusya'nın bu nükleer denemelerini izlemek amaçlı kuruluyor. Tabii insan ve doğa kökenli afetler ve bir sürü faktörler olabiliyor ama temelinde de ikisinde dediğiniz gibi insanların çıkarları etki ediyor. Peki hocam diğer afetler dediğiniz gibi işte hava değişimleri falan ve bir iklim değişikliği sorunu var. Hatta önce işte küresel ısınma dendi, daha sonra küresel soğuma ortaya çıktı ama bunun daha kapsayıcı olarak iklim değişikliği oldu. Bu iklim değişikliklerinin ortaya çıkarttığı sonuçlar
doğal mıdır? Gezegenimiz daha önce bu tip değişimleri yaşadı mı? Mesela İstanbul'da işte Mart ayının ortalarında hep kar vardı ki bu İstanbul'un özellikle Kuzey Marmara ve kuzey bölümlerimizin çok alışık olduğu bir şey değil. Bunlar aslında doğal değişimler mi? Zaten iklimlerin uzun yıllara yayılan böyle bir süreci mi var? Yoksa bunlar aslında bir insan eliyle yapılan müdahalenin sonucu olarak, afet olarak mı karşımıza çıkıyor? Evet, temelde tabii küresel ısınmaya bağlı olarak bu tür iklimsel afetler meydana gelebiliyor. Küresel ısınma ile CO2 dediğimiz karbondioksit arasında direkt bir ilişki var. CO2 kullanımı yani karbondioksit kullanımı ne kadar artarsa küresel ısınma da o kadar yükselebiliyor. İşte buna karbon emisyonundaki artma diyoruz. Bunu düşünmek için tabii Amerika'da ve Avrupa'da çalışmalar yapılıyor. Bu CO2'yu havadan alıp yerin altına depolanması ve işte dünyamızın CO2 yoğunluğunun azaltılması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Tabii insanlar iklim değişikliğini etki ediyor. Bu işte karbondioksit gibi çevreyi kirleten, insanlar çevreyi kirlettikçe aslında küresel iklimsel değişikliklere de neden oluyorlar. Ve bu şekilde de işte kuzeyde ne bileyim buzulların erimesi ve buna bağlı olarak da ne bileyim heyelanların meydana gelmesi, toprak kaymalarının meydana gelmesi. Tabii su hareketleri çok önemli. Su hareketlerine bağlı olarak yer değiştirmeler meydana geliyor. Ve bunun için de GRACE dediğimiz uzaydan ve uydudan 7/24 iklim değişikliğine bağlı olarak dünyadaki kütle hareketinin takibi yapılıyor. Çünkü dediğimiz gibi iklimsel afetler, iklimsel faktörler çok önemli bir sonuç olarak insanlığın önünde bir durum olarak ortaya çıkmış durumda. Bu nedenle de tabii ki bununla ilgili işte Kyoto protokolü var. Sonunda Amerika'da herhalde bir Kyoto protokolünü imzalama durumunda kaldı. İnsanlık ve iklimsel faktörlere bağlı afetlerle de mücadele etmek için işbirliği yapıyor. Tabii ki bunları önlemek mümkün ama bunları önleyecek kurallara ya da ortaya çıkan bilimsel uyarılara kulak verecek yöneticilerin olması gerekiyor. Yöneticilerin müdahale etmesi, iklimsel afetlere karşı bizlerin insanlık olarak baş etme kapasitesini doğal olarak artıracaktır. O zaman dünya üzerindeki jeopolitik hakimiyet aslında afetlerin sebeplerinden biri diyebilir miyiz hocam? Tabii, dediğiniz çok doğru. Hocam sizin uzmanlık alanınız ise deprem. Biz de deprem konusunda çok mağdur olmuş bir ülkeyiz. Özellikle 99 depreminde yaşanan felaketten sonra aklımıza hep olumsuz şeyler geliyor. İşte bir deprem olunca en ufak bir sarsıntıda hemen aklımıza acaba yine onlar yaşanacak mı deniyor ama eğer bu afet kaçınılmazsa ki depremin olmasını durduramayacağız, o mümkün değil. Hatta sizin dediğiniz gibi bazı teknolojik imkanlar kullanılarak başka amaçlarla da olsa depremler üretiliyor. Belki Amerika'nın kendi topraklarında oluşturduğu bir deprem yer kabuğunun başka bir tarafında bir depremi tetikliyor olabilir. Veya okyanusta bir olayı tetikliyor olabilir ve bu tsunami ile başka bir şekilde afet yaratabilir. Peki bunlar kaçınılmazsa buna karşı genel bir önlem açısından hem bireysel hem ulusal çapta hem de uluslararası çapta nasıl bir davranış şekli geliştirmeli, nasıl bir küresel politika veya yöntem geliştirmeliyiz veya geliştirilmiş durumda? Evet, tabii ki geliştirilen politikalara baktığımız zaman Amerika'nın geliştirmiş olduğu bir politika var. Bir de Japonya'nın geliştirmiş olduğu bir politika var. Depreme bağlı afetlerle mücadele etme noktasında. Amerika'nın geliştirmiş olduğu politika deprem olduktan sonra depreme bağlı afetlere müdahale edilmesiyle ilgili olarak
ekonomik kaynakların işte %70 seviyesinde harcanması. Buna biz tabii ki AFET'e müdahale, yani AFET yönetimi diyoruz. AFET sonrasında, yani deprem sonrasında. Bir de Japonya'nın gerisini söylediği bir politika var. Bu da risk yönetimi. Yani deprem olmadan önce binaların güçlendirilmesi, şehirlerin depremi hazır hale getirilmesi, depremde yıkılabilecek binaların tespiti ve bunların dönüştürülmesi ile ilgili olarak kaynakların bir afet öncesi, bir deprem öncesi harcanmasıyla ilgili bir politika var. Yani önümüzde iki tane politika ya da yol gösterici çalışma var. Bu nedenle de mesela dün itibariyle 7.4 büyüklüğünde Japonya'da bir deprem meydana geldi. Fukushima nükleer santraline yakın. Benzer deprem 2011 yılında meydana gelmişti. Bir kişi öldü. Bizim beklediğimiz deprem ya da geçmişte İzmit'te olan depremin büyüklüğü hemen hemen aynı büyüklükte bir deprem. Bugün için Japonya'da bir kişinin ölümüne neden oluyor. Ama ülkemizde geçmiş yıllarda işte 99 yılında meydana gelen bu deprem 17 bin kişinin vefat etmesine neden oluyor. Tabii ki bizler bir afet öncesi yapılan çalışmalar için harcanan 1 lira, afet sonrası yapılacak çalışmalara harcanacak 8 liradan kurtarıyor. O nedenle risk yönetimine odaklanan Japonya modeli bizler için oldukça önemli. 99 depreminden sonra da zaten Japonya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yardım etti. Yer sağlığı haritalarının hazırlanmasında JICA üzerinden destekler verdi. Şu anda İstanbul civarında yerin sağlık durumunu ya da sağlamlık durumunu bilebiliyoruz. Tabii ki yerin sağlık ve sağlamlık durumunu bildiğimiz zaman bizler ne yapabiliriz? Sağlıklı ve sağlam olan zeminlerde binalarımızı çoğaltabiliriz. Sağlıksız ve sağlam olmayan zeminlerde binalarımızın sayısını azaltabiliriz. İşte Japon modeli Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uygulandı. Ve sağlamlık ve yer risk çalışmaları tamamlandı. Fakat bununla ilgili dönüşümler maalesef yapılamadı. Dönüşümlerle ilgili olarak 2010 yılında Van depremi meydana geldikten sonra 2011 yılında kentsel dönüşüm yasası çıkartıldı. Fakat bu dönüşüm maalesef tamamlanamadığı için jeofizik ya da yerin sağlamlık ya da sağlık durumuna uygun tamamlanamadığı için şu anda tabii ki biz Japonya'nın desteğiyle başlamış olduğumuz yerden ve zeminden başlamış olduğumuz bu çalışmanın tamamlanamaması gibi bir durumla karşı karşıya kaldığım için gene bir deprem durumunda büyük kayıplar bekliyor ya da bekleyen bir ülke durumundayız. Vallahi hocam şimdilik Allah korusun inşallah. İnşallah. Bu beklediğimiz deprem beklenenden sonra gelir ve o dediğiniz şu anda aksamış olan veya yavaşlamış olan dönüşüm azalır. Hızlanır pardon. Peki hocam şimdi İstanbul'da birçok ilçede, mahallede kentsel dönüşüm yapılıyor. Kimi gecekondular, kimi eski binalar yıkılıyor, yenileri yapılıyor. Bunlar yeterli değil mi hocam? Türkiye'nin bu konuda depremde harcayacağı miktar çok büyük dediniz. Yani 1 lira depremden önceki 1 lira depremden sonraki 8 liraya denk geliyor. Biz depremden sonra 8 lira harcamamak için bir an önce o 1 lirayı harcamak için neler yapmalıyız? Belki bu devletin imkanları, belediyenin imkanları açısından veya yurt dışından gelecek yardımlar açısından burada ekonomik bir plan, program, bir öngörü söz konusu mu? Tabii öngörü elimizde var. Az önce Japonya'nın desteğiyle yapılan jeofizik risk haritasından bahsetmiştik. Bu risk haritasına göre biz bir depremde farklı davranacak zeminleri 5 kategoride ne yaptık? Tespit ettik. İşte bunlar A, B, C, D, E olarak. A işte süper sağlam ya da sağlıklı zemin. B sağlam ve sağlıklı zemin. D ve E de çok kötü ve sağlıksız zemin. Tabii Japonya modeli ne yapıyor bu tür jeofizik zemin haritalamasından sonra en kötü zemindeki
en kötü binaları dönüştürüyor. Yani biz ne yaptık? Japonya'ya destekli olarak en kötü zeminleri biliyoruz. Yapmamız gereken ne olabilir? Mesela biz sizle birlikte İstanbul'un beklenen depreme karşı kentsel dönüşüm planlaması çalışması yapsak, siz de benden bir destek aldınız. Ben dedim ki İstanbul'da en kötü zeminleri biliyor muyuz? Biliyoruz. Şimdi en kötü zeminlerde Japon modeline uygun olarak en kötü binaları ne yapacağız? Dönüştüreceğiz. İşte en kötü zemin neydi? E tipi zemin. Sonra bunu bitireceğiz. Sonra bundan daha artı kötü olan zemin ki binaların dönüşümü yaptırıyoruz. Yani en kötüden en iyiye doğru bu zeminler içinde, üstünde yapılmış kötü yapıların dönüştürülmesini yapacağız. Bu tür bir planlama olmadığı için maalesef avcılarda, biliyorsunuz ben avcılarda yaşadım ve oturmuş olduğum binanın yanındaki bina yıkıldı, 33 kişi öldü. Yani işte benim binamın yanındaki bina yıkıldığı için 33 kişi öldü. Bir İzmit depreminde, İzmit'e yakın olan İstanbul'un işte Asya yakası bu yıkılma olmadı. Ölen olmadı. Ölen insanlar İstanbul Avrupa yakasındaydı. İşte Zeytin Limanı'nda, Avcılar'da, Bahçelievler'de ve bu tür yerlerde yıkılan bir hasar haritası vardı. Hı hı. Tabii ki hasarın olmadığı ya da hasarın olduğu her yerde işte büyük depreme hazır mı sorusu sorulduğu zaman insanlar ya öncelik sınıflaması ya da öncelikle bir sınırlama zemindeki kötü duruma bakılarak kötü zemin üzerindeki kötü binaların dönüştürülmesinden başlanacak bir planlama yapılmadığı için şu anda Kadıköy mesela kentsel dönüşümde bir numara. Evet. Ama Kadıköy'ün oturmuş olduğu zemin iyi nitelikli bir zemin, kaya nitelikli bir zemin. O zemin İzmit depreminde nasıl binaları yıkmadıysa, nasıl o depremde insanlar ölmediyse gene insanlar o zeminin sağlıklı ve sağlam olmasına bağlı olarak ölme riski düşük bir yerdeki bu ilçedeki binaların yenilenmesi yapıldı. Hı hı. Şimdi tabii ki yenilenme ile dönüşüm çok farklı. Yenilenme yaptığımız zaman aslında o binanın deprem riski açısından bir önceliği yok. Çünkü iyi bir zeminde oturuyor. O zemin ne yapıyor? Depremin gücünü frenliyor. Ve bu nedenle de 99 depreminde insanlar ölmedi. Ama Avcılar'a geldiğimiz zaman, Avcılar'da şu bugüne kadar bir kentsel dönüşüm yapıldığını duymadık. Geçen sene en son benim çalışmış olduğum İstanbul Üniversitesi'nin mühendisi fakültesi binası yıkıldı. İstanbul 99 depreminden kaç yıl geçtikten sonra o bina neredeyse yıkılıyordu. Bir fakülte altında kalıyorduk ve büyük bir hasar meydana geldi. Bu nedenle de tabii ki kentsel dönüşümde öncelik standartlarında jeofizik zeminin ya da zeminin jeofizik direncinin parametrelerine bağlı olarak öncelik sınıflaması ya da kaynak aktarılması yapılmadığı zaman gerçekten ölme riski yüksek olan zayıf zemin üzerindeki insanlar ile ölme riski düşük olan sağlam zemin üstündeki insanlar arasında bir adaletsiz bir yenilenme, bir kentsel dönüşüm oluyor. Ölme riski düşükse de insanların binasını kentsel dönüşüm kaynakları kullanarak yapmaları durumunu kentsel yenileme diyor. Ama ölme riski yüksek olan zemine bağlı riski yüksek olan zeminler üstündeki insanların dönüşümü müddetiz öncelik sıralamasındaki düzensizlik bozuyorsa ve bir insanların bir depremde ölmesini ne yapıyor? Kötüklüğü ya da ölüm riskini artırıyor. Hı hı. Bu nedenle jeofizik zemindeki sağlamlık ve sağlık durumuna bakılarak Japonya'da yapılan kentsel dönüşüm çalışması maalesef ülkemizde yapılmadığı için gerçekten ihtiyacı olan kötü zemin üzerinde yaşayan
İstanbul Avrupa tarafındaki mahallelerde, sokaklarda, ilçelerde dönüşümün deprem riskini az atmak, çok atmak, İstanbul Asya tarafındaki dönüşüme göre daha az olduğunu karşılaştırdığımız zaman çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burada bir tabii ki hesap hatası yapıldığını Japon modeline göre görebiliyoruz. Hı hı. Hocam A, B, C, D, E tipinden bahsettiniz. Peki hep denir işte burası dolguymuş, deniz ondan aldığınızı geri alır falan. Ama biz şunu da biliyoruz ki hatta biz de bunu yapıyoruz. İşte Dubai'de adalar, deniz dolduruluyor, adalar oluşturuluyor ve bunlar bir emlak rantı oluşturuluyor. Ya da Japonya bir adalar ülkesi. Biz de işte denizi doldurarak havaalanları yapıyoruz. En son açılan 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün iki direği de denizin içinde. Demek ki sadece denize yakın olup olmamak bir zeminin kalitesini değiştirmiyor. Burada da bir şey vardır, hep duyarız. İşte deprem öldürmez, bina öldürür ve bazı insanlar şunu söyler. İşte biz bu daireyi aldık, biz bu apartmandan ev aldık. Aslında bu evi, bu apartmanı müteahhit kendisi için yapmış. O yüzden çok sağlammış. Aslında zaten her bina kendimiz oturacağımız şekilde kaliteli yapılmalı. Peki burada bina seçiminde hem zemin etüdü yapılırken bir insan işte hepimizin yapmak istediği her bir evimiz olsun, başımızı sokacak ev kredileri veriliyor. Peki bu ev kredileri alınırken özellikle uzman görüşü olarak biz bu eve kredi vereceğiz ama bunun temeli sağlam mı değil mi? Ya da inşaat raporu sağlam mı değil mi? İşte kullanılan beton, kullanılan demir gibi şeyler de ön plana çıkartılmalı değil mi? Yani ne bileyim krediye başvururken daha rahat kredi alınması, daha rahat ödeme imkanlarının bulunması, tıpkı sağlık sigortası yapılan kişilerdeki risk oranları gibi. Bunlar da hem sizin alanınız, uzmanlık alanınızla hem de inşaat mühendisliğiyle birlikte beraber düşünülüyor mu? Acaba bu böyle bir politikamız da var mı? Dediğiniz çok doğru. Yani bizler 2012 yılında Türkiye'deki deli fay haritasını güncelledik. 2019 1 Ocak'tan itibaren de Türkiye deprem tehlike haritasını güncelledik. Zemin çalışması, bu dediğim A, B, C, D, E olarak bilinen Eurocode, yani Avrupa Deprem Mühendisi Standartlarına göre zemin araştırması 1 Ocak 2019 yılından sonra mecbur hale getirildi. Ben 2012-2014 yılları arasında oda başkanlığı yaptım. Jeofizik Mühendisleri İstanbul Şube Başkanlığı yaptım. Ama şu Eurocode standartlarını ne yapalım? Türkiye standartları haline getirelim. İşte standartlı bir mühendislik, standartlı bir zemin ölçmesi yapalım. Deprem geliyor kapıda. Mücadelemiz sonucunda. Ancak 2019 1 Ocak tarihinden itibaren bu zorunlu hale geldi. Japonlar tabii ki 99 depreminden sonra Japonya'daki zemin inceleme modelini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne destek vererek, Japonya'nın işte Tokyo şehrinin benzer bir şekilde İstanbul gibi büyük bir depremi beklediği gerçeğiyle kendi bilgilerini, know-how dediğimiz bilgilerini transfer ederek gösterdi. Ama bu çalışmalar İstanbul'da 500 metre aralıklarla yapıldı. Tabii ki her binanın yapılmadan önce Eurocode standartlarına göre ya da Japon standartlarına göre zemin durumunun adının konması gerekiyor. İşte A, B, C, D, E. Zemin durumunun fiziksel ölçümlere göre adını koyduğumuz zaman, zeminin sağlamlık durumunu, sağlık durumunu koyduğumuz zaman bu duruma göre projelendirmemizi yaparsınız. İnşaat mühendislerine sorduğunuz zaman genelde diyorlar ki biz 99 depreminden önce hiç zemine bakmadık, zemini ihmal ettik diyorlar. Zaten genelde kentsel dönüşüm için 99 depreminden önce yapılan binalar jeofizik zemin durumuna bakılmadan yapıldığı için kopyala yapıştır usulü her yere aynı binalar dikildiği için toptan zaten 99 öncesi binaların yıkılması, dönüşüme girmesi gerektiği gibi işte öngörüler var, öneriler var. Ama dediğiniz de çok doğru. Yani Dubai'de yapılıyor, Japonya'da yapılıyor. Tabii ki temel kaya derinliği denen bir şey var. Her yerde bir temel kaya vardır. Hı hı. İşte Dubai'de yapılan o yüksek katlı binalar
Dubai'nin altındaki temel kayaya kadar kolonlarla indiriliyor. Temel kayaya bağlanıyor. Temel kaya ile irtibatı ve temel kaya destekli kolonlar üzerinde o binalar yükseltiliyor. O nedenle de temel kaya derinliği çok önemli. Temel kaya derinliği ne kadar inebildiğimiz ölçüde temel kaya üstünde binaları yükselttiğimiz sürece Dubai'de de dediğimiz gibi işte Japonya'da da binalar yıkılmıyor. Tabii bunlar yüksek katlı binalar, çok maliyetli binalar olduğu için genellikle işte binaların işte proje maliyetinin %15'i kadar bir bütçenin jeotizik ya da temel kaya araştırmasına ayrılması gerektiği ile ilgili uluslararası standartlar var. O nedenle de temel kaya derinliğine kadar bu tür araştırmalar yapılıyor. Binalar her yerde sağlıklı olarak yapılabilir. Çünkü her yerde bir temel kaya var. Kimi yerde bu 20 metredir, kimi yerde 100 metredir, kimi yerde de 200 metredir. Onu bulduğunuz zaman o temel kaya ile bağlantınızı sağlayarak ne yapabilirsiniz? Her türlü sağlam bina yapılabilir. Ama konutlar için tabii ki planlamada işte yüksek katlı konutlar, ne bileyim alçak katlı konutlar için bilmeniz gereken bir durumda bu temel kaya derinliğindeki değişim. Tabii temel kaya derinliğindeki değişim böyle bir cetvelle paralel gibi geçmiyor. Bazen temel kaya bazı yerde yakın oluyor, bazı yerde derin oluyor. Yakın olduğu yerde yüksek katlı binalar etkileniyor. Çok derin olduğu yerde de alçak katlı binalar etkileniyor. Bu nedenle de temel kaya topografyasının bir şehirde bilinmesi gerekiyor. Biz bunu bilmeden o şehirde yani kopyala yapıştır gibi nasıl akademik çalışmalarda bu bir intihalse yerin durumuna bakmadan kopyala yapıştır şeklinde bu binaları çoğalttığımız zaman aslında biz deprem riskine ya da depreme bağlı bu afet riskinde ne yapmış oluyoruz? Artırmış oluyoruz. Mesela geçen derste Japonya'dan örnek verdiğimiz, ben doktorumu Japonya'da yaptım. Japonya'nın deprem tehlike haritasını da hazırladım. Bir çalışma yayınlandı. Şimdi Japonya'da tabii ki %80 dağlık bir ülke Japonya. Toprak olarak Türkiye'nin yarısı kadar Japonya. Nüfus olarak neredeyse Türkiye'nin iki katı olan bir Japonya. Şimdi çok az bir yerleşme uygun zeminleri var ve 260 kadar da tespit edilmiş payları var. Yani Türkiye'nin yarısı kadar ama 260'a kadar kara üzerinden geçen payları var. Tabii bunun dışında denizin tabanında geçen payları da var. İşte Filipin deniz devhası var, Pasifik deniz devhası var. Bunlar Japonya'nın altında doluyor ve derin odaklı. Bu tür depremlerde meydana geliyor. Japonlar 2010 senesinde bir fay üzerine, bir diri fay üzerine, bir deprem ölçek fay üzerine bir bina nasıl yapılır? Bunun raporunu yayınlamışlar. Geçen dersimizde tartıştık. Tabii ki genelde baktığımız zaman işte şuradan fay geçiyor. İşte 22 tane şehrimizin altından fay geçiyor. Önemli olan fay nereden geçiyor tespit etmek çok önemli. Fayın nereden geçtiğini ama fayın geçtiği zemin üzerinde de 2010 yılında Japonlar nasıl bina yapılabilir? Bunun projesini geliştirmişler. Sismik izolatörlü bina tasarlamışlar. Sismik izolatörlü bina tasarımı özellikle Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastaneleri projesiyle birlikte ülkemize girdi. 100 yataklı hastane yapılarını sismik izolatörü zorunlu hale getirildi. Tabii ki sismik izolatör sistemiyle her yere aslında ne yapılabilir? Binalar yapılabilir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri bu standarda göre yapılabiliyor. Ve bu fay üzerine de özellikle fayın geçmiş olduğu bu şehirlerde de bu sismik izolatörlü sistem zorunlu hale getirilebilir. İnsanlar fayın geçtiği yerlerde yaşamak istiyorsa bunun alternatiflerini tabii ki kullanarak depremle barışık, fay üzerinde ölmeden yaşamak da mümkün olabilir. Hı hı. Hocam bir de tabii belki millet olarak da
bilinçlenmemiz gereken bir konu var. Biz bir alışveriş yaparken belki işin dış görünüşüne çok önem veriyoruz elbette. Bunun da bir haklılık payı var ama bina alırken yani hayatımızı geçireceğimiz ve deprem olduğunda muhtemelen orada olacağımız binaları alırken temeline değil de işte inşaat kalitesine, taşıyıcı sistemine değil de işte yerler mermer mi, mutfakta ne kullanılmış, banyodaki fayanslar nasıl, göz alıcı mı değil mi? Yani hep denir ya evi mutfak satar. Ama bence evi temeli, kolonu, kirişi satmalıdır diyebilir miyiz? Burada toplum olarak da bilinçlenmemiz gereken ilk önce sağlam olsun, sonra güzel olsun dememiz gerekmez mi? Dediğiniz çok doğru. 2010 yılından sonra yapı denetim zorunlu hale getirildi. 2020'den sonra yapı denetim uzmanları artık bakanlık tarafından atanır hale getirildi. Daha önce yapı denetim şirketlerini ya da uzmanlarını, yapı denetim şirketini işte siz seçiyordunuz, gel beni denetle diyordunuz. Sizin seçtiğiniz, aslında sizin iş verdiğiniz kişi aslında tam bir denetim yapamıyordu. Tam bağımsız bir denetim yapamıyordu. Bunun sakıncaları özellikle 2020 tam depreminden sonra görüldü. Yapı denetimden geçmesine rağmen bazı binaların yıkıldığını tespit eden bakanlık, yapı denetim şirketlerinin artık bakanlık tarafından atanmasını ve müteahhitler bakanlığa başvuracak. Bakanlık size bir yapı denetim şirketi atacak durumuna geldi. Tabii genellikle ben Beylikdüzü'nde çok yüksek katlı binalar var. Oradaki projeleri dolaştım. Ve ilk sorduğum soru şu, yapı denetim belgesini verebilir miyim? Maalesef bana yapı denetim belgesini gösteren kimse olmadı. Çünkü yapı denetim belgesinde benim durumu kısmında işte o dediğim A, B, C, D, E diye 5 tane zemin tipinden bir tanesini görüyorsunuz. İşte A tipini, B tipini, C tipini. Çünkü A'dan başladığınız zaman zemin sağlığı işte E'ye doğru, kötüye doğru gidiyor. Maalesef göstermiyorlar. Tabii ki bizim ilk sormamız gereken yapı denetim belgesi. Tek sayfalık bir belgedir. Bunu sormamız gerekiyor. Ve bu belgedeki duruma göre genellikle bu belgeleri gösteren olmadı. Bir keresinde de niye soruyorsunuz? İşte bizim ne bileyim her türlü şeyimiz tamam. Neredeyse üstüne yürümek durumunda kalan insanlar da oldu. Halbuki ben bir jeofizik ve deprem profesörü olarak gerçekten yapı denetim belgesindeki zemin durumunu merak etmiştim. Aslında evde almayı planlıyordum ama göstermiyorlar. Maalesef göstermiyor. Tek dedikleri şey şu, işte ezberlemişler. 12 şiddetine kadar depreme dayanıktı. Ben onu sormadım efendim. Zeminin sağlığını merak ettim. Yani önce zemin, hani önce can sonra canan derler ya, önce zemin sonra bina. Maalesef bu bilgiyi vermiyorlar. Bunu tabii ki siz talep ediyorsunuz ama göstermiyorlar. Mesela Çanakkale'de ilk geldiğim 2 sene önce bir müteahhide gittik, yine ev arıyorduk. Müteahhit dedi ki burası Çanakkale'nin en sağlam zemini dedi. Dedim ki kendisine yapı denetim belgesini görebilir miyim? Madem öyle diyorsunuz. Gerçekten gönderdi. Baktım yapı denetim belgesi zemin durumu D zemin. Yani kötünün iyisi bir zemin olarak gözüküyor. Bizlerde tabii ki bu tür bir farkındalık şeyi ne olması lazım? Ulaşması, oluşması gerekiyor. Yani farkındalık işi, vatandaşlarda farkındalık diyoruz ya. Diğer sorduğum bir soru, sismik izolatör sistemi var mı? Genelde biz hiç böyle bir şey duymadık. Böyle bir şey duymadık. İlk defa siz soruyorsunuz. Ya sismik izolatör Sultanahmet'te, dikili taşın altında ki ilk sistem, sismik izolatör sistemidir. O dikili taş kaç yüzyıldır orada kalıyorsa, kaç tane işte Marmara'da, geçmişte olmuş büyük depremlerde yıkılmadıysa altında bir sismik izolatör sistemi var. İşte Mimar Sinan'ın yapmış olduğu camilerin altında sismik izolatör sistemi var. Japonya'da zaten sismik izolatör sistemi var. Sismik izolatör sistemi özellikle son deprem yönetmeliğine göre artık kullanılması uygun, kullanılması da bir sıkıntı olmayan, projelendirilmesi sıkıntı olmayan bir konu oldu. Ve maliyet olarak da özellikle
İstanbul Seismik Risk'in Azaltılması Başkanı Kazım Ergin Bey, işte bu okulların dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar, hastanelerin dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalarda bu seismik izolatör sistemini kullanarak dönüşüm yapıyorlar. Dedim ki bütün binalarda bunu niye kullanmıyoruz? Çok maliyetli diye söyledim. Ve nedir maliyeti? %16. Ya %10 ne demek? Yani 100 bin lira vereceğine 110 bin lira veririm. 1 milyon vereceğine 1 milyon 100 bin lira veririm. Şimdi seismik izolatör depremin kuvvetini %70 azaltıyor. Yani sizin cebinizden de 1 lira çıkıyor. Siz deprem şiddetini 7 misli azaltıyorsunuz. Yani böyle bir sistem varken öyle bir sistem, yani herkes bunu tabii ki vatandaş talep ederse ya da vatandaşla bu tür bir farkındalık meydana gelirse neden olmasın? Yani Polatlı'da işte fabrikası kurulmuş. Bu tür bizim aslında deprem riski altındaki özellikle bu dönüşümde, kentsel dönüşümde yeni yapılan binaların şimdi izolatör sistemiyle desteklenmesini zorunlu hale getirmemiz gerekir. Okullarda zaten kesinlikle zorunlu hale getirmemiz gerekir. Ama şu anda tek zorunlu olan binalar 100 yataktan fazla içinde yatak kapasitesi olarak hastaneler de zorunlu hale getirilmiş. O nedenle de bence şimdi izolatör sistemi deprem ile yaşamamız için bence önemli bir kazanım. Bunu bizim yaygınlaştırması gerçekten riski. Cebimizden 1 lira çıkacak ama riski 7 misli azaltacak. Yani 1 verip 7 kazanacağımız bir güvenli teknolojik sistem olarak önerilmesi gerekir. Peki hocam, bu tip afetlerde, deprem afetinde olmadan daha doğrusu biz depremi unutuyoruz. Allah göstermesin diye afet olduğunda deprem, işte sel baskını, çığ ya da değişik toprak kayması, heyelan gibi hemen uzmanlarını ekranda görüyoruz. Peki bu tip şeylerde medyanın olmadan tıpkı koruyucu hekimlik gibi koruyucu afet bilgisi verme açısından da medyanın hem yazılı hem görsel hem işitsel medyanın hatta sosyal medyanın da zaman zaman bunun bir gerçek olduğunu hatırlatmasına yönelik bir sorumluluğu da üstlenmesi gerekmiyor mu? Yani sadece deprem olduğunda sizi arayıp hocam deprem oldu fikirlerinizi alalım, yayın çok önemli, uzman görüşüne ihtiyacımız var deniyor. Ama olmayınca da çok değişik konular ki bu ölümcül bir konu. Bu tip şeyde biraz da medyanın sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Tabii dediğiniz çok doğru. Yani mesela Japon uzmanları dersinde davet ediyorum. Mesela Japon uzmanlar diyor ki biz okullarda ayda bir tatbikat yaptırıyoruz diyor. Siz senede bir kere tatbikat yaptırıyorsunuz deprem haftasında. Yani şimdi eğitim çok önemli. Eğitim çok önemli. Bu deprem tatbikatları, deprem gerçeğini sürekli okullarda hatırlatmamız gerekiyor. Deprem ve afet dersleri koymamız gerekiyor. Aslında okullara bu tür farkındalık eğitimlerin girilmesi gerekiyor. Televizyonlarda dediğiniz doğru, bir deprem oluyor. Herkes deprem uzmanı oluyor. Yani deprem oluyor, herkes deprem uzmanı oluyor. Pandemi oluyor, herkes pandemi uzmanı oluyor. Yani işte bir savaş oluyor, herkes savaş uzmanı oluyor. Yani şimdi benim dalımın adı sismoloji. Ben bir sismoloğum, yani deprem bilimciyim. Yani doçentliğim bunun üzerinde, profesörlüğüm bunun üzerinde. Ama herkes deprem uzmanı olarak çıkıyor. Gerçekten sosyal medyanın ya da basının da bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Yani konuk davet ederken nitelikli bu işi bilen ya da depremle ilişkili derinlerdeki bu tür uzmanları deprem öncesi ve deprem sonrası davet etmekte dikkat etmesi gereken kriterleri belki de öğrenmeleri gerekiyor. Bu nedenle de ben afet haberciliği diye bir ders koydum. Tabii ki afeti bilen işte basın mensupları, medya mensuplarına katkı sağlamak için. Tabii ki dediğiniz gibi çok yararlı olur. Çok yararlı olur. Deprem olduktan sonra zaten bir faydası yok yani. Deprem olduktan sonra bu afetin müdahale edildi. İşte Van depremi oldu.
televizyonlara işte çağırdılar. Yapabileceğimiz bir şey yok yani. Çünkü olmadan önce işte ne bileyim bunların konuşulması gerekiyor. Şimdi deprem olalı 20 sene oldu. Hala kentsel dönüşümün ne kadar gerçekten ihtiyaca karşılıklı bir dönüşüm olduğunu ya da ranta karşılıklı bir dönüşüm olduğunu hala tartışıyoruz. Bu nedenle de sürekli belki de bu tür televizyon kanallarına bir deprem saati diye ders koymak lazım. Ya da deprem ile ilgili ne bileyim bu tür bilgilendirici programlar koymak lazım. Belki de bizim kürsülerimizi bu tür medyaya taşımamız lazım. Yani sismoloji işte haftada bir saat sismoloji ile ilgili yayınla ilgili belki de medyada bu tür bir zorlamalar ya da öneriler olması gerekir. Dediğiniz gibi yararlı da olabilir. Hocam biz de zaten bir medya organı olarak, radyo olarak inşallah böyle bir şeye de öncülük etmiş oluruz ki yetkililer ya da bu konuda sorumluluk duyan sivil ya da kamu kuruluşları bu konuda bir adım atabilir. Hiç olmazsa özel okullar bu konuda kendi bütçelerinden özel programlar düzenleyebilir ki yani testi kırıldıktan sonra dövünmenin bir yararı olmuyor, testi geri gelmiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizinle doğal afetleri ve depremi konuştuk. Lütfettiniz, programımıza katıldınız. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılarımla. Sağ olun. Evet, değerli TRT Radyo 1 dinleyicileri, Bir insan ve Anlamından sonuna geldik. Bu hafta konumuz doğal afet ve depremlerdi. Konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Osman Önceldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.